Siz de benim gibi Twitter ve YouTube'u bol kullanıyorsanız bu aralar ChatGPT başlıklı çok sayıda içeriğe denk gelmiş olabilirsiniz. Nedir ChatGPT? ChatGPT bir yapay zeka ile sohbet ettiğiniz aslında platform OpenAI tarafından geliştirildi. Daha evvel de vardı fakat çok gelişmiş bir versiyonu bu ve insana inanılmaz şeyler yapıyorlar. Sorular soruyorsunuz, yanıtlar alıyor. Daha da önemlisi Google araması gibi değil. Sizinle sohbete devam ediyor. Böylece konuyu bıraktığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Hatta kod da yazabiliyor, program da yazabiliyor. Çok sayıda yazılımcı üzerine denemeler yapıyorlar şu anda. Hani muazzam gelişkin programlar henüz yazamıyor ama hiç de fena değil gibi gözüküyor sonuçlar. Bizim işimiz de biz teknoloji, yatırım, gelecek bunlara bakıyoruz. Bakalım ChatGPT'nin yapay zekası yatırım konusu neler düşünüyor? Tesla konusu, Bitcoin konusu ona biraz sorular soralım. Hem yapay zekanın ulaştığı yeri görmek açısından çok ilginç olacak. Hem de yapay zekanın önerilerini belki pazar günü sizi biraz eğlendiriyor olabilir. Hazırsanız başlıyoruz. ChatGPT'yi kullanmak istiyorsanız önce openai.com sitesine gitmeniz gerekiyor. Burada üst tarafta görüyorsunuz siyah bir bant var. Oraya tıklarsanız şurada try diye bir yer var. Küçük bir kayıt işleminden sonra hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. İlk başta uyarı sayfası geliyor. Daha doğrusu bilgilendirme sayfası. Neler için kullanabileceğimize dair örnekler var. Yani nasıl cümleler yazarsanız iyi cevap alırsınız diyor. Becerileri ve sınırlamaları konusunda burada bazı bilgiler var. Sınırlamalarda en enteresan olanı da 2021'den sonra olanları pek bilmiyorum ben diyor. Çünkü biliyoruz ki ChatGPT internete kapalı. Yani daha önce beslenmiş, şimdi kapalı. Herhalde güvenlikten dolayı böyle yapıyorlar. Çünkü bazı insanlar işte benim gibi tweet attı. At diye sorular sordular. Beceremiyor öyle şeyleri. Ben de denedim. Bora Özkent gibi tweet atar mısın diye. Çünkü diyor sosyal medya ve internete bağlı değilim diyor. Bunu bir güvenlik önlemi olarak görüyor. Peki biz biraz soru soralım. Kripto paralar iyi bir yatırım mı? Sorduk bakalım neler olacak. Kripto paraların iyi bir yatırım olup olmadıkları konusunda fikirler farklılık gösteriyor. Doğru, haklısın. Önemli olan yatırım yapmayı düşündüğünüz kripto para birimine ne kadar güvenilir olduğunu ve gelecekte değer kazanıp kazanmayacağını araştırmak. Bu konuda mutlaka uzmanlardan tavsiye alın diyor. Peki sana soralım kardeş. Bitcoin güvenilir mi? Bakalım ne diyecek. Bitcoin kripto para dünyasının en popüler ve en çok kullanılan para birimi. Ancak tüm kripto paralar gibi Bitcoin'e tamamen güvenli değil. Bu para biriminin değeri çok volatil ve ani değişikliklere maruz kalabilir. Önemli olan Bitcoin yatırım yapmadan önce mutlaka uzmanlardan tavsiye alın. Yani o da biraz böyle ortada yatırım tavsiyesi vermem diyor. Bitcoin son 10 yılda ne kadar değer kazandı? Maalesef ben bir dil modeliyim ve bu tür verilere ulaşamıyorum diyor. Ancak Bitcoin ve diğer kripto paraların değerleri çok volatil olduğu için geçmişteki değer artışı gelecekte de aynı gelmez. Yani bende bu veri yok ama diyor bu veriye gidip bir yerden bakarsan da aldanma. Çünkü geçmişte öyle olması bugün de iyi olacağı anlamına gelmez. Kaç Bitcoin var? 21 milyon adetle kısıtlı. Ocak 2021 itibariyle verisi orada kalmış. 18,7 milyon Bitcoin var piyasada. Bu sayının tamamı ilerideki yıllarda dağıtılacak ve dolaşımı sürecektir. Ancak hiçbir zaman 21 milyon Bitcoin üzerinde Bitcoin olmayacaktır. Nereden biliyorsun? Bakalım sohbet edebiliyor mu ya? Çok merak ediyorum. Sorduk. Bu bilgiyi Bitcoin protokolüne dayalı olarak çalışan blockchain teknolojisi sayesinde edinmiş bulunuyorum. Blockchain, Bitcoin ve diğer kripto paraların işleyişini sağlayan bir veri yapısıdır. Bu veri yapısında Bitcoin'in dağıtımı ve dolaşımdaki adet sayısı gibi bilgiler tutulmaktadır. Vay be. Oradan bilgiyi aldı. Bitcoin 2022'de kaç adet üretilecek? 21 milyonla sınırlı. Bu nedenle 2022 yılında dağıtılacak olan Bitcoin adeti 21 milyon üzerinde olmayacak. Ama ben bir dil modelim, daha da fazla beni zorlama diyor. Peki Bitcoin'in 2021 Ocak fiyatı neydi? Maalesef dil modelim fiyat bilgine ulaşamıyorum. Yani bu tabii çok enteresan. İnternetin canlı verisini almıyor, oraya ulaşmıyor. O yüzden cevapların bir bölümü kavramsal kalıyor diyebiliriz. Bitcoin, Ethereum farkları neler? Bakalım bunu anlatabilecek mi? İki popüler para birimi, ancak bu iki birim arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Öncelikle Bitcoin ilk kripto birimi olarak, para birimi olarak ortaya çıktı. Peer-to-peer. Burada teknolojik özellikleri sıralıyor.
Ethereum diyor gerçek bir blockchain platformudur. O yüzden üzerine farklı uygulama olabiliyor. Bu nedenle Ethereum'un potansiyeli Bitcoin'kinden daha yüksektir. Ve gelecekte daha fazla değer kazanma potansiyeli sahip olabilir yatırım önerisi verdi. Bu iki para biriminin diğer farklılıkları bulunmaktadır. Ancak bu konuda detaylı bilgi ihtiyacınız varsa mutlaka uzmanlardan tavsiye alın. Yani hakikaten inanılmaz. Yani ve bunlar Türkçe olanlar. Şimdi İngilizce yapmıyorum. Denedim kendim. İngilizce'de çok daha iyi cevaplar veriyor. Ama Türkçe'de de yani kurulan cümlelerin kalitesine, olayı kavrama derinliğine hakikaten hayret etmemek mümkün değil. Bunu ileride bir gün internette, sosyal medyayla haberleşen, oralardan canlı bilgiyi alıp gelen, bunu yorumlayan bir yapıya dönüşmesi durumunda geçmiş olsun yatırım danışmanlarına, geçmiş olsun bizim gibi bu konularda içerik üreten fenomenleri diyorum. Lütfen siz de ChatGPT ile oynayın. Yani ben biz burada çok dar bir alanda gittik, kısa bir video olsun diye. İstediğiniz her konuda sohbet edebiliyorsunuz. Mesela şöyle yazalım. Hangi konularda sohbet edebiliyorsun? Cevap geldi, biraz gecikmeli geldi. Ben bir dil modeliyim ve genel konular sohbet edebilirim. Örneğin benim hakkımda teknoloji, tarih, sağlık, eğitim, spor gibi konularda bilgi sahibi olduğumu söyleyebiliriz diyor. O zaman bir soru soralım. En büyük Türk lideri kimdir? Cevaptan korkuyorum. Bastık. Bakalım ne geliyor? Tarih biliyorsan söyle bakalım. Aha yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde en büyük lider var, kabul edilen kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür diyor. Seni seviyorum. Doğru cevap, doğru yanıt oldu düşünüyorum. Ve bütün dünyanın da Atatürk'e olan saygısından burada bahsediyor. Tabii bu konularda ne kadar tarafsız kalabiliyor? Bu yapay zekanın gelişimine hangi bilgilerden yararlanıyor? Bunları bilmekte zor ama çok ilginç hakikaten. Gidip oynamanızı tavsiye ederim. Linkini aşağıya bırakıyorum. OpenAI'nin ve ChatGPT'nin. Pazar gününüzün geri kalan saatleri keyifli geçsin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.